Ne lan böyle? Herkes bunu yiyor. Yuh. 12 lira sandviç mi olur lan? 5 tane simit alırım, aile doyururum ben. Allah Allah. Alo. Anne. Bak şimdi, senden bir şey isteyeceğim. Bana 2 tepsi börek yap, tamam mı? Ha, tamam oğlum. Olur. Akşama yaparız. Ben bir de şey yapayım. Bir tepsi poğaça yapayım. Ha, tamam. Ben şimdi markete gideyim, malzemeleri alayım. Akşam yaparız. Oldu kuzum. Hadi bakalım. Hı. Oy kuzum benim. Oynasam burada. Nazmiye, ben markete gidiyorum. Tamam. Rıza, hayırdır, sen niye geldin bu saatte? Ya bu ilaçları bıraktım ya, baş dönmesi yaptı herhalde. Dedim gideyim eve yatayım. Hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Erkut arkadaşlarına böyle çörek yapacakmış da malzeme almaya markete gidiyor. Hadi dinlen kuzum sen. Oh kuzum benim. Kızım. Hı. Nasıl oldun? Biraz iyiyim baba. Bakayım ateşin var. İyi iyi. Yok ateşim maşallah. Nazmiye, toza boğdun bizi. Ne yapıyorsun? Ya git şu tarafları süpür. Kime diyorum ben, alo? Konuşmuyorum ben, keşe oldum. Konuşmayan halim buysa, keşe olmuşmuş. Bir saat dayanamazsın, bir saat. Ya bu ne ya Rıza? Hadi eski mutlu günlerimizdeki gibi kavga edelim bak. Konuşmamak ne ya? Sosyete miyiz biz? Nazmiye, bak başım dönüyor diye eve geldim. Beni kendine bulaştırma, git işine. Ya bulaş. Bulaş ne olur, kurban olan bulaş ya. Bütün mahalle duysun. Yeter artık ya. İnceldiği yerden kopsun. Kimseden korkum yok artık. Ben adamın odasına gidiyorum. Git, aferin olsun. Gelirim sana. Ne istiyorsan ya? Gel. Gel Rıza'm ya. Sen de içini dök. Ben de içimi dökeyim. Şöyle doyasıya bir kavga edelim. Ya bile bela kuvvet ulan. İçkim yok. Kumarım yok. Bir doktorum vardı. Ne istediniz be doktorumdan? Saçma sapan konuşma be. Doktorundan bir şey falan istemedik. Niye yalan söylüyorsun? İnsan gibi söyleseydin ya doktorla konuştum diye. Lan ne yalan söyleyeceğim? Sana yalan borcum mu var? İş görüşmesi yaptım demedin mi sen bana? Hadi bunu hazırlayacak vakti buldun. Şu fikirler sende nereden varmış? Helal olsun. Neyse. Ayşe. Ayşe abin düğmesi niye basmıyor ya? Rıza abi arama, vallahi açamam. Hala. Alo Buse, güzelim. Sen ağlıyor musun, ne oldu? Demedin mi sen bana? Gelemez işte. Annemle babam içeride çok kötü kavga ediyor. İnceldiği yerden kopsun dedi annem. Kopmasın, ne olur gelin. Tamam, tamam, merak etme sen. Hemen geliyoruz. Hah, Ayşe. Ha, telefonumu arıyordum ben de. Acil gitmemiz lazım sizinkilere. Bizimkilere mi? Ne oldu? Yolda anlatırım. Kerem, ne oldu? Niye seyrediyorsunuz? Müdahale de etmemişsiniz. Hadi dağılın, dağılın. Bir şey yok. Dağılsanıza, dağılın. Kimseye göstermedim ablasını. Doktora git dedin, kalktım gittim doktora. Sen gittin, ne yaptın lise çıkışında? Kıstırır gibi kıstırdın kızı. Ya evet, yanlış yaptım biliyorum, tamam. Ben senin yaptıklarını çetelesini tuttum. Yenge! Abi! Abi yenge!
Buse nerede? İçeride yatıyor. Halacığım. Gel, gel halacığım. Gel bir tanem, korkma. Bak ben de geldim, iyi misin? Gel, 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 gel. Gel bir dışarı çıkalım, biz bir hava alalım. Kızım. Yavrum, hani sen hastaydın, içeride yatıyordun annem. Hasta değildim. Siz kavga edince canım hiçbir şey yapmak istemiyor. O yüzden yalan söyledim. Gel annem, sen bana gel. Halası, biz dışarıdayız. Müzik dinleyelim, olur mu? Tamam, ben de gelirim birazdan. Abi, yenge, bence gitmeyelim üstüne. Artık sizin yüzünüzden ne hale gelmiş ya. Bir rahat bırakın, nefes alsın dışarıda. Babası yüzünden işte. Bak, başlatma babası. Ya başla, ya bir şey. Yalan söyleyeceğim. Yenge, abi. Bir sakin olun ya. Ne oldu, beğenmedin mi? Ben sana başka bir şey soracağım ama sen de doğruyu söyleyeceksin. Sor bakalım, istediğini sor. Annemle babam boşanacak mı? Bizim kreşteki kızın annesi babası çok bağırmış. Ayrı evde kalmaya başlamıştı. Merak etme, olmayacak öyle bir şey. Boşanma falan yok. Çıkar onu kafandan. Ayrıca her bağırmada birbirini seven insanlar ayrılacak olsa benim annemle babam oho 40 kere. Ama mesela ben de Kiraz'ı çok seviyorum. Hani var ya benim bebeğim. Hı. Ona bağırmam ki üzülmesin diye. Ama annemle babam birbirlerine çok kötü bağırıyorlar. Evet, bağırdılar. Bu da kötü bir şey. Ama birbirini seven insanlar birbirlerine bağırdığı zaman bu ayrılacakları anlamına gelmez. Hele birbirlerini sevmedikleri anlamına hiç gelmez. Ben de sana bir sır vereyim mi bak? Biz büyükler bazen birbirimizi sevme konusunda beceriksiz davranabiliyoruz. İşte senin annen ve baban da birazcık beceriksiz davranmışlar. Tamam, merak etme sen. Sen biliyormuşsun işte, ne güzel. Onlara da öğretsene, senin adamı sevdiğin gibi sevsinler. İyi misin? Hı? Bir sana şey yapalım. Kerem abinle bir masal açalım. Hı. Sen en sevdiğin masallardan birini açalım. Sen de onu dinle. Buse, kızım. Annem. Bir sakinleşsin, zaman verin. Bir şey yok ya, ben konuşurum, kavga etmedik derim. Rıza abi. Bakın, her çocuk böyle her denileni yapmaz. Çevresinde ne görüyorsa, ne yapılıyorsa onu yapar. Yanlış anlamayın ama siz böyle bağırmaya devam ederseniz o da bunun iyi bir şey olduğunu sanar. Yani sevginin böyle bir şey olduğunu sanar. Sonra büyüyünce o da böyle davranır. Lütfen onun yanında bağırmayın böyle. Ya ben hiç fark etmedim ki. Öyle olayın heyecanıyla sesim yükselivermiş yani. Abi, nasıl sesin yükselmiş ya? Senin bağırmandan iki mahalle ötedeki insan uyanır. Kız bilmiyor mu abinin bu kısık sesle konuşmuş hali? Nazmi, bak didikliyorsun, didikliyorsun. Yeter ama lütfen, yeter. Şöyle yapalım, siz tartışmaya devam edecekseniz Buse'yi biz alalım. Ne zaman barışıyorsunuz, o zaman gelin bizden alın. Aa yok, hayatta vermem kızım. Yenge, ama böyle de olmaz. Ne derdiniz varsa sakin sakin bir çözün. Ve bir daha da kızınızı üzmeyin, lütfen. Rıza, Nazmiye. Ne oluyor? Yol boyu mahalleli sizi konuşuyor. Nazmiye'ye sor anne. Asıl oğluna sor anne. Ne demek ya, Nazmiye'ye sor, oğluna sor. Buse. Ayşe, kızım ne oldu? Kerem, çok sağ ol. Bir şey yapmadım ki. Ya nasıl bir şey yapmadın? Buse'yle o kadar güzel ilgilendin ki şu an sana ne kadar teşekkür etsem az. Ben Buse'yi, yani daha doğrusu çocukları bu kadar sevdiğini hiç fark etmemiştim.
Çocuklar onları anlayanları hisseder. Onu o an bir tek sen anlarmışsın gibi davrandı. Yani korkularından bahsetti sana. Nasıl oldu anlamadım. Buse'nin ne hissettiğini anlayabiliyorum. Neler yaşadığını ve nasıl sakinleştireceğimi de biliyorum. Nasıl yani anlayabiliyorum derken? Çocukluktan kalma bir manzara diyebiliriz işte. Ya bizimkiler de çok kavga ederdi. Ben de annem ya da babamı seçmek zorunda kalırsam kimi seçerim diye düşünürdüm. İşte o yüzden de kaç uykusuz gece geçirdim bilmiyorum. Hüsnü amcayla Yelda teyze mi? Hiç beklemezdim böyle bir şey. Ya tamam ara sıra atışıyorlar ama ayrılmayı isteyecekleri bir noktaya geldiklerini hiç hayal etmedim. Oho şimdi böyle. Eskiden annemin rutiniydi eşyalarını toplayıp da... Neyse işte ben de boşanma lafını duyduğum zaman böyle nefes alamazdım. Bir nevi çocukluk korkusu işte, travma. Aman işte çocuk aklı yoksa boşanınca boşanırsın ne olacak? Ay ben tamamen unuttum. Ne oldu ajanstan mı? Yok Muammer Hoca ile dersim vardı da şimdi akşama almam gerekecek. Muammer Hoca'nın haberi var değil mi? Sen sınava hazırlanıyorsun. Uzaya roket yollayamayacaksın. Haftada 3 gün yeter sanki. Kerem farkında mısın? Bilmem ama adam bütün programını bana göre yapıyor. Yani ne diyeceğim? Bugün git, yarın gelme diyeceğim. Sana da bu normal geliyor, öyle mi? Nesi anormal? İşini özveriyle yapan, işine bağlı bir insan o kadar. Adam sana basbayağı yürüyor. Nasıl göremiyorsun bunu? Yürüyor sana ya. Ne diyorsun sen Kerem? Ayrıca sen niye bütün kadın erkek ilişkisini hep aynı yere bağlıyorsun, ha? Saf mısın hakikaten anlayamıyor musun? Yoksa hoşuna gidiyor da bilmezden mi geliyorsun? Sen ne diyorsun be? Hiç. Hiçbir şey demiyorum. Sana cevap bile vermeyeceğim. Verme zaten. Bilmek istemiyorum. Aferin oğlum sana. Aynen böyle devam et. Güya maddelerini uygulayacaktın. Sen ne karışıyorsun ki? Bırak ne hali varsa görsün. Bir de kalktın geldin. Ailesinden uzak duracakmışmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?